أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأطرافه أجمعين Elhamdülillahi Rabbil Alemin bi'adedi halgi ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed bi'adedi ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna zeyyennes semaat dünya bi zinetinil kevâkibi ve hıfzan min kulli şeytanin maridi. La yessemme'ûne ilel mele'yle alâ ve yukzefûne min kullu canibi. Duhûran ve lehum azâbin vâsıbi. İllâ men khatufel khatufete fe'etbe'ahu şihâbun thâgibi. Sadakallâhul azîm. Biz yakın göğü bir süsle, yıldızlarla süsledik. Ve itaat dışına çıkan her şeytandan gökyüzünü koruduk. Onlar artık meleği alada olup bitenleri dinleyemezler. Dinlemeye kalkışanlar da her taraftan taşlanırlar, kovulup atılırlar. Ve onlar için sürekli bir azap vardır. Ancak meleklerin konuşmalarından bir söz kapan olursa, onu da delen ve yakan bir alev takip eder. Cenab-ı Hak yine bir başka Hicr suresinin 16-18 ayetlerinde andolsun biz gökte bir takım burçlar yarattık ve bakıp temaşa edenler için onu süsledik. Onları taşlanmış, kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna, onun da peşinde açık bir ateş alevi düşmüştür. Onun da peşine açık bir ateş alevi düşmüştür. İşte kıymetli dostlarımız, dersimiz Mülk Suresinin 5. ayetinin keşif notlarıyla devam etmektedir. Yüce Rabbimiz bizlere bu dünyayı, bu gökleri, bu yeri yaratmış, bizim için bu düzeni kurmuş. Ve gökler korunmaktadır. Düzen korunmaktadır. İnsanoğlu bunu göremiyor ama muazzam bir şekilde kainat yaratılmış, yüce Allah'ın yüce hükümranlığıyla da idaresi altında idare edilmektedir. Cenab-ı Hak yıldızlarla süsledik dünya göğünü diyor. Şeytanlardan koruduk. Meleği alayı dinleyemezler. Her taraftan taşlanırlar. Söz kapan olursa onu da delip geçen ve yakan bir alev takip eder. Şeytanlar açık bir kıvılcım, delici bir ateşle taşlanırlar. Bazı kimseleri şeytanlar mıknatıslayarak ispiritizm, manyetizm, sunnambolizm, psijizm, efendim metafişizm gibi çoğu yalan olan kahinlik, cincilik gibi ruhi hadise ve hayallerle aldatıp meleklere,
peygamberlere rekabet etmek isterler. Dikkat et, bu sahtekarlar peygamberlere, meleklere rekabet etmek isterler. Bunlar gizli cinni şeytan güçleridir. Açıktakiler de insan şeytanlarıdır. Cenab-ı Hak bu gerçekleri duyururken, insan şeytanları da devrede açıktan hareket ederler. Nereden bileceğiz insan şeytanlarını derseniz, gerçeklere ters düşen tavır ve hareketleri size bunu gösterir. Hak ilme Allahu Teala'nın ortaya koyduğu hak ilme, aklı selime ve bilime ters düşen ne kadar ortada görüntüler varsa bunlara dikkat et. Bunların pek çoğu yalan ve aynı zamanda kahinlik, cincilik gibi birçoğu yalana dayanan, bilimsel olmayan ve ilahi gerçeklere ters düşen durumlarına baktığın zaman anlaşılır. Mesabi tüm yıldızları kapsarlar. Manevi mermilerdir. Hazreti Peygamber'den sonra cinler, şeytanlar semaya yanaşamaz olmuşlardır. Cin suresi, takdir, ezeli ilmin kapsamı, kaza, iradenin birleşmesiyle onun fiiliyata çıkarılması, yani son icap, son icap, filozofların determinasyon dedikleri, iradenin ilgisi takdirde değil, kazadadır. Kaza sınırında, orada iradenin ilgisi takdirde değildir, kazadadır. Yani kaza sınırındadır. Takdir ezeli ilmin kapsamı, kaza iradenin birleşmesiyle onun fiiliyata çıkarılması. Buraya dikkat et. İşte burayı anlayamayan niceleri saptılar. Kimisi cebriyeci oldular, kimisi mürciyeci oldular. Faaliyete kaza iradenin birleşmesiyle onun fiiliyata çıkarılması, yani son icap, filozofların determinasyon dedikleri iradenin ilgisi takdirde değildir, kazadadır. Kaza sınırındadır. Velev la kelimetün sebegat min rabbike lehudiye beynehum. Eğer Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, aralarında derhal hükmedilir, iş bitirilirdi. Yıldızların tesirine inanmak, sabiler gibi yıldızlardan hüküm çıkarmak küfürdür, şirktir. Alimlerin ittifakı vardır. Çünkü yıldızlar da Allah'ın hükmüne bağlıdırlar, Allah'ın hükmüne mahkumdurlar. Her şey öyledir. Yıldızların tesirine, yani yıldızları ilahlaştıran sabiler yıldızlara taparlar. Bunlar gibi öyle bir davranışın içine, yanlış inancın içine girenler,
yıldızlardan hüküm çıkarmak küfürdür, şirktir. Alimlerin ittifakı vardır. Hakikati araştırmak ise önemli bir vazifedir. Şimdi yerde gök ilahi kanunlar vardır. Yıldızlara da Allah'ın koyduğu kanunlar vardır. O kanunları keşfetmek ayrı şey, yıldızları ilahlaştırmak ayrı şeydir. Keşfi hareketlerde bulun. Her konuda, yalnız ilahi konmuş kanunlar keşfedilir. Kimse ilahlaştırılamaz, çünkü Allah'tan başka ilah yoktur. Zümer suresinin de yine 9. ayetinde bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Yani ilmi araştırmalarla bu tabiatı ilahlaştıranları karıştırmamak lazım birbirine. Her müneccim yalancıdır. Bakın, küllü müneccimin kezzabun. Sadece bilimsel araştırmalar yapanlar ki bilim ortaya somut ve soyut gerçeği ortaya koyar. Ve o artık gerçek olduğu ortaya çıkmıştır. Yoksa üzerinde eğer tartışmalar devam ediyorsa daha o bilimsellik kesinlik kazanmamıştır, bilimsel de değildir. Sadece araştırmaların devam ettiği görülür. Bilimsel olan şeyin durumu kesinlik kazanmıştır. O bilimseldir. Kesinlik kazanmayanlar, üzerinde daha hala tartışma devam eden, birinin ak dediğini öbürü kara diyenler, daha bunlar keşif hareketleridir, keşfedilmiş değildir. Keşfedilenler ise kesinlik kazananlardır. Felekler, gezegenler 7 değil 60'a yakındır. Bazıları yeri kuşatıcıdır. Eflaki de eflaki tedavir, dolaşan felekler. Eflaki tedavir, dolaşan felekler. Kahinlerin bu ilimlerden haberleri bile yoktur. Samanyolu kehkeşan, mecerre. Bakın, Samanyolu kehkeşan, mecerre vesaire gibi beyazlıklar yıldız sürülerinden oluşmuş sistemlerin varlığından söz edilmeye başlanmıştır. Yıldız sürülerinden oluşmuş sistemlerin varlığından söz edilmeye başlanmıştır. Bakın, daha bilim işin başında. Nücum ile rucumu ayırt etmeyen, dikkat et, nücum ile rucumu ayırt etmeyenler 12 burç içinde 7 gezegene bakıp birinin kaderini bu yıldızlardan birinde aramak, yarınki efendim halinden haber vermek, saçmalamak, aldanmak ve aldatmaktır. Gayıp taşlamaktır. Yıldızlardan hüküm çıkarıyor, sen yarın işte senin başına şu iş gelecek diyor. Falan veya filan gibi. Bakın, bunlara dikkat edin. Yıldızlardan birinde 12 burç içinde 7 gezegene bakıp birinin kaderini bu yıldızlardan birinde aramak, yarınki halinden haber vermek, saçmalamak, aldanmak
ve aldatmaktır. Gayıp taşlamaktır. Bilimsel bir yönü yoktur. Hatta bilimi bu konuda bilimsel gibi davranıp bilimin arkasına saklanan, aldanan, aldatan, şarlatanlar bulunmaktadır. Cin suresinin 26-27. ayeti kerimelerinde sırlarına bakın kimseyi muttali kılmaz. Cenab-ı Hak ancak dilediği peygamberler müstesna. Bunun önünden ve ardından gözcüler salar. Cenab-ı Hak öyle sırları vardır ki bunları sadece peygamberlere açıklamıştır. Dilediği kullara, bunun dışında Allah'ın kendinden başka kimsenin ebedi ezeli bilemeyeceği sırlar alemi sırlarla doludur. Bütün hepsini Allah'ın ilmi kuşatmıştır. Kul innemel ilmu indallah. Ahkaf suresi 23. ayette ilim ancak Allah katındadır. İnsanlara ne kadar verdiyse o kadar vardır. Bu da iktisabi ilimler, eğitim ve öğretimle elde edilenler ve bilimsel çalışmalarla bir de vehbi ilimler vardır. Bunların hepsinin ana kaynağı vahyi ilahidir. Yani Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber'e indirilen ilimlerdir ki işte kitap, sünnet, icma, kıyas bunların zahirde aslını temsil ederler. Asıl ilimlerin kaynağı buradan hareket eder. Artık buradan bilinenlerle bilinmeyenlere terakki edilir. Keşiften keşfe gidilebilir. Yalnız Allah'ı inkar ederek hareket edenler Allah'tan aldığı gücü Allah'ı inkara sarf edenler, Allah'ın nimetlerini nankörlüğe sarf edenler, istitracı belki başarıları olur ama gerçekte onların keramet ve hak ilim açısından başarıları yoktur. Her şeyin hazineleri bizim katımızdadır diyor Yüce Allah Hicr suresi 21'de. Belli bir miktar ile indiririz. Bakın her şeyi Yüce Allah'ın yaratması, gökten indirmesiyle ortaya çıktığı bu ayet ve çeşitli ayetlerden anlıyoruz. Her şey indirilmiş yoktan yaratılmıştır. En'am suresi 59 gaybın anahtarları yüce Allah'ın yanındadır. Onu ancak o bilir. İnsanların bilebilecekleri şeyler var. Ebedi bilemeyecekleri var. Çünkü Allah'ın ilmi ezeli ebedi her şeyi kuşatmış. İnsanlara da Cenab-ı Hak hikmetinin iktizası dilediği kadar vermiş. İnsanların, cinlerin, herkesin bütün ilimleri toplasanız Allah'ın ilminin yanında serçe kuşunun içtiği bir su kadar bile yoktur. Onun için Yüce Allah'ı Celle Celaluhu öncelikle iyi tanımamız gerekiyor. Yaratanı, bize her şeyi vereni iyi tanımalıyız. Ve ma kunna muazzebine hatta nebu'ase rasula. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz. Bakın Cenab-ı Hak önce kullarını peygamberlerle uyarmıştır.
Peygamber'e Cenab-ı Hak kitap vermiştir ve insanlığı en doğru yola peygamberler çağırmışlar ki Allah'a çağırırlar. Kendilerine değil, kendileri Allah'ın seçtiği, gönderdiği elçidirler. Kendileri de Allah'a kulluk ederek bunun gerçek örneğini bizzat kendileri yaşayarak, uygulayarak insanlara ne yaparlar? Yüce emirleri insanlara Allah'tan aldıkları gibi tebliğ ederler. Onun için Kur'an-ı Kerim'i inkar eden Allah inkar etmiştir. Muhammed'i inkar eden Allah inkar etmiştir. Çünkü Muhammed'i gönderen aleyhissalatü vesselam Muhammed değil ki, Allah gönderdi. Hem de alemlere rahmet peygamberi olarak gönderdi. Kur'an-ı Kerim'i de bütün alemlere, tüm milletlere rahmet, hidayet ve rehber olarak Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak gönderdi ki katıksız katkısız ebedi en büyük mucize Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'dir. Hazreti Muhammed'in bütün hayatı mucizedir. Her hali mucizedir. Öbür peygamberlerin sayılı belli birkaç mucizeleri vardır. Ama Hazreti Muhammed'in hayatını inceleyin, her şeyi mucizedir. Hazreti Muhammed'in mucizeleri ebedidir. Kur'an-ı Kerim ebedi bir mucizedir, en büyük mucizedir. Hazreti Muhammed'den başka mucizesi bugün meydanda olan kimse yoktur. Ve kıyamete kadar ebedi, Muhammedi mucizeler devam etmektedir, edecektir. Çünkü bütün peygamberler insanları Allah'a çağırırlar. Gerçek alimler Allah'a çağırırlar. Allah'ın emirlerine bağlıdırlar. İnsanları da Allah'ın emirlerine, bağlılığa, teslimiyete, İhlasa, samimiyete çağırırlar. Kendine çağıranlar, kendini Rab yerine koyanlar, bunlar putperestin başlangıcı, reisi kendileridir. Putperestlik orada başlamaktadır. Feveran, firavunluk da orada başlamaktadır. Kimsenin yüce İslam'da ve bütün peygamberlerin getirdiği yüce değerlerin hepsinde kulluk Allah'adır, çağrı Allah'adır. Peygamberi peygamber olarak tanıyacaksın. Allah'ı Allah olarak tanıyacaksın. Kur'an'ı Allah'ın kitabı, Allah'ın kanunlarını Allah'ın kanunları olarak tanıyacaksın. Beşeri beşer olarak tanıyacaksın. Tilkiye aslan denir mi? Bakıyorsunuz adam sineğe şahin diyor. Bilmiyor, gerçeği bilmiyor. Gel kardeşim, hayat veren nurun dersleri, Kur'an-ı Kerim'in, İslam'ın kendine gel, İslam'ın kendi kaynağından, meşrebinden, bu hayat ölümsüz hayata seni hazırlayan, onun bu hayat suyundan iç, kalbini içir, ruhunu içir, Kur'an'ın yüce manasıyla kalbini, beynini parlat, aydınlat. Pişman, ebedi pişman olmazsın. Ki Kur'ansızlık, Allah'ı tanımamak ebedi pişmanlıktır. Muhammed'i tanımamak, Muhammedi şeriatı tanımamak ebedi pişmanlıktır. İster inan, ister inanma. Bizim kimseye zorlama diye bir yetkimiz yoktur. Tebliğ hakkımız vardır. Çünkü tebliği Allah bize emretmiştir. Bütün doğrular İslam'da, şanlı Kur'an'da, Muhammedi şeriattadır. Bütün doğrular. Yanlışlar insanoğlundadır.
İnsanoğlu yanlış yapar ama Allah, peygamber yanlış yapmaz. Kur'an-ı Kerim, sünnet ve icma yanlış yapmaz. Ama onu yanlış anlayanlar, işte o zaman yanlışı onlar yaparlar. Yanlış anlayan ne yapar? Yanlış aktarır. Yanlışlık orada başlar. Cenab-ı Hak İsra suresinin 15. ayetinde de ve ma kunna muazzebin hatta nebu'ase rasula. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz. Niçin peygamberden sonra Allah azap ediyor? Allah önce uyarıyor. Uyarıyor, sen uyanmak istemiyorsun, peygamberin getirdiklerini kabul etmiyorsun, hatta peygamberliği kabul etmiyorsun. Getirdiği ilkeleri kabul etmiyorsun veyahut da peygamberin, hele de son peygamber Hazreti Muhammed'i, bütün çağların peygamberini çağ dışı kabul ediyorsun. Kendi çağ dışı beynindeki karanlığı, aynada kendini görüyorsun ama başkalarını mal ediyorsun. O çağ dışılık senin beynindeki karanlığın içinde. O cehalette küfrün karanlığından çık, İslam seni kurtarmaya geldi. Şirkin karanlığından çık, nifakın, zulmün, dayatmanın karanlığından çık, vahiy ilahinin aydınlığına gel, vahyin nuruna gel. Kur'an-ı Kerim tamamen nuru ilahidir. Nurdur Kur'an, İslam nurdur, İslam rahmettir. Bütün güzellikler, evrensel ne güzellik varsa hepsi İslam'dadır. Çünkü sen İslam'ı tanımamışsın. Tanı. Tanıyanlar şanslı kimselerdir. Hep beraber tanımaya çalışalım. Birbirimize acı tatlı gerçekleri söyleyelim. Rabb'in zatını, tecellisini, peygamberini, ayetini, delillerini, haberlerini, uyarılarını inkar etmek, tekzip etmek nedir? Küfürdür. Allah'ın zatını, birileri zatını inkar ediyor. Birileri onun tecellisini inkar ediyor. Birileri onun peygamberini inkar ediyor. Birileri onun ayetlerini inkar ediyor. Veyahut herhangi bir ayetini. Birileri onun ortaya koyduğu delillerini inkar ediyor. Birileri Muhammed'in Allah'tan getirdiği haberleri inkar ediyor. Ki İslam'ın haberleridir, ilahidir. Birileri Allah'ın uyarılarını inkar ediyor. Birileri ne yapıyor? Yüce değerlerden, Kur'an-ı Kerim'in, İslam'ın ortaya koyduğu yüce değerlerden birini inkar ediyor. Nedir bu? Tekzip etmek, inkar etmek, bunlar küfürdür. İnkarın, tekzibin olduğu yerde iman olmaz. Bir defa işe buradan başlayalım. Ateistler mesela Allah'ı inkar ederler. Onun için ateisttirler. Peki bunlar Allah'ı inkar etmişler, ne yapmışlar? Dinsizliğin imanına saplanmışlar. Yani gerçek imandan, gerçek dinden kaçarken dinsizlik dinine yakalanmışlar. İmandan kaçarken küfre yakalanmışlar. Allah'ı inkar etmekle, ateist olmakla Allah inkar edilmez veya şimdi güneşe sen yok diye bağırsan güneş vardır. Allah'a yok diyenler ebediyül ebed
kendi kazanımlarını, kazanacaklarını yok etmişlerdir. Allah'ın azabına çarpılmışlardır. İslam dini bunları da kurtarmaya geldi. Ateistler Allah'ı inkar edenler. Bir de deistler var. Deistler kim? Allah'ı bunlar bir olarak kabul ediyor deistler. Yalnız bakın şurada Allah işimize karışmaz diyorlar. Nübüvveti inkar ediyorlar, peygamberliği, kitabı inkar ediyorlar ve falan nimeti Allah vermedi diyorlar. Bunlar da deistlerdir. Bu da önceki gibi küfürdür, Allah inkardır. Çünkü peygamberi Allah gönderir. Allah'ın elçisini kabul etmemek Allah inkardır. Allah'ın gönderdiği kitabı kurduğu düzeni kabul etmemek Allah inkardır. Deistlerin de durumu küfürdür. Yüce İslam bunları da kurtarmaya geldi. Deistler bakın Allah'ı tanıyorlar ama emirlerini, kanunlarını tanımıyorlar. İblis Allah'ı hiç inkar etmedi. Ama Allah'ın emirlerine karşı koydu. İblisin durumundan daha kötü ortada tehlikeler var. İblis ebedi mel'un, merdut ve racimdir. Niçin? Allah'ın emrine karşı geldi, hilafeti, ilahi kanunları kabul etmedi. Kendisi açık ilahi emir varken içtihatta bulundu. Açık emir varken. Ve Allah'a karşı bulundu. Yani Allah'ın emrini aramak için değil, sırf Allahu Teala'nın emrini yapmamak için içtihatta bulundu. Müçtehitlerimiz niçin içtihat ederler? Bilinenden bilinmeyene terakki eder. Allahu Teala'nın emirlerini bir bir uygulamak için yaparlar. İblisin içtihadıyla bugünkü dünyada yüce Allah'ın ortaya koyduğu değerleri kabul etmeyenler, Allah'a inanmış emirlerini kabul etmiyor. Bu iblis kadar tehlikeli ve daha da tehlikelidir. Siz zannetmeyin ki iblis sadece vesvese verir. Ama öbür iblisler ne yapar? Açıktan bir öğrenciyi, çevresindeki bir insanı açıktan onu ne yapar? Sapıtır, aldatır, dalalete düşürür. Kendisi gibi yapar. İblisin tehlikesinden insanoğlunun sapmış sapıkları ve sapıtanları daha tehlikelidir. Çünkü açıktan gelir, sana bilim olmayanı bilim gösterir, küfrü iman gösterir, cehaleti ilim irfan göstermeye çalışır. Aklını başına al. İşte sahte şeyhler, sahte ilahiyatçılar, İşte ruhbanlar, rahipler, İsa'nın, Musa'nın, Muhammed'in yolundan sapanlar, İncil'in, Tevrat'ın yolundan sapanlar, Kur'an'ın, Muhammed'in yolundan sapanlar, insanları sapıtıyorlar. Kendileri sapmış, tabi sapıtmaya çalışıyorlar. Ama dünyada öyle bir yüce gerçek var ki, sapma sapıtma imkanı yoktur. Ne ile? Kur'an-ı Kerim'le yüce İslam'ın gerçek hak olan asli ilimleriyle ve asıldan fer'e giden o terakki gerçek müçtehitlerimizin, müfessirlerimizin, muhaddislerimizin, fatihlerimizin ve diğer bütün alimlerimizin Kur'an'la hareket eden ilmi hareketleriyle birlikte olursan Ehl-i Sünnet vel Cemaat ekolünde mezara kadar öğrenci olmaya çalış.
Bu hayat veren nurun derslerini kaçırma. Ki bu sadece bir yerde, dünyanın bir yerinde, beş yerinde değil. İslam'ı ilimler dosdoğru okutulan her yer böyledir. Her güzel anlatım böyledir. Bütün doğruyu anlatanların hepsi hayat veren nurun derslerindendir. Hocalar değişik olabilir ama hak ilmi öğreten hocaların, alimlerin, bilim adamlarının dersleri hayat veren nurun dersleridir. Biz dünyada kimseye demiyoruz ki, gerçek sadece bizim yanımızda. Hayır. Kur'an-ı Kerim'i doğru bilen ehli sünnet ve cemaat yolundaki bütün alimler, yeryüzünün her yerinde bu çalışmaları yapan, doğru tebliğ eden bütün alimlerimizin dersi hayat veren nurun dersleridir. Biz ruhu milli bir bütünüz. Ben diyenlerden değiliz. Biz diyenlerdeniz. Biz. Ancak Allah'a kulluk ederiz. Biz. Ruhu milli ile biz ancak Allah'a kulluk ederiz. İyyâke nâbudu. Bunu doğru okuyalım. Ve iyyâke nestaîn. Ancak biz Allah'tan yardım dileriz. Avn-ı muavenetin tamamını Allah'tan isteriz. Sebepleri de o yaratır. Sebepler onun iradesine bağlıdır. İşte kıymetli dostlarımız, ateistler, deistler, bir de teizm bulunmaktadır. Bunlara dikkat etmek lazım. Dünyada değişik çeşitli felsefeler bulunmaktadır. Bu felsefeler herkesin kendine göre bir akıl yürütmesiyle ortaya çıkmıştır. Aklın sahası. Ama bakıyorsunuz bir konuda bir mütefekkir bir türlü düşünürken öbürü başka türlü düşünüyor. Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu değerler ise kesin hak ve gerçektir. Şöyle böyle düşünme değil, gerçeklerin, hak ve hakikatin bütün temel ve katmanları ortaya konmuştur. Yine fikir yürütün ama Kur'an-ı Kerim'le hareket edin. Hazreti Muhammed'le hareket edin. İslami vahyin değerleriyle hareket edin. Aklı selimi iyi kullanın. Vahyi ilahiyle aklı birleştirin. Akıl Allah'ın emrindedir. Akıl her şey değildir. Allah'ın emrinde çalışırsa, vahyin emrinde çalışırsa, o zaman akıl, aklı selim olarak görev yapar. Aklı şehvetin emrine, iblisin emrine, inkarın, küfrün emrine akıl geçerse, bugün inkarcıda da akıl var. Ama o akıl nerede? Vahyin emrinde değil. İnkarın emrinde. Kimisinde şirkin emrinde. Kimisi küfrün emrinde. İblis kalbinin merkezine saltanatını kurmuş, paytahtını kurmuş. İblisin emrinde akıl, bakın, olursa o zaman bu akıl mıdır? Akıl akıllığını kaybetmiş. Esarete düşmüş. Allah'ın emrinde olanlar ebedi hür olanlardır. Aklını, ruhunu, iradeni, her şeyini Allah'ın iradesine bağla. Hürriyetin kefili Allah'tır. Çünkü tek hür olan, vacibül vücut olan Allah'tır ki hürriyetin kefili de O'dur. Allah'tan başka kim hürdür? Allah'ın hürriyet verdiği, onun kanunlarının uygulandığı ortamda hürriyet vardır. Yoksa birinin emrine girdin, kul kulun emrine girmiş. Orada
Bir de adalet yok, zulüm var. Hukuk yok, hukukun üstünlüğü yok. Birilerinin dayatması, zorlaması var. Bu hürriyet midir? Hürriyetin bir defa ne olduğunu daha bugünkü dünya doğru keşfetmiş midir? Hürriyet imanın istiklalidir. Allah'a giden hürriyet yolu bizzat hürriyetin kendisi İslam'dır. Bu Allah'tan hür olarak ortaya konmuş bir ilahi hür olan bir ilahi kurumdur ve Allah'a giden hürriyet yoludur. Efendiler, Yüce İslam'ı vicdanlara mahkum etmekle, camilerin içine mahkum etmekle, yani siz insanlığı esarete sevk edeceğinizi mi zannediyorsunuz? Hakiki Müslüman dünyada en hür olan insandır. Yalnız İslam kelimesini bir defa iyi keşfetmemiz gerekiyor. İslam ebedi ve ezeli yüce değerlerin tamamen evrensel tecellisidir. Yüce Allah'ın en büyük alemlere rahmet tecellisi Yüce İslam'dır. Bunun içeriği ise ebedi rahmetlerle dolup taşmaktadır. Bütün insanları kucaklamaktadır. Yerleri göklerin tamamını kucaklamaktadır. İslam'ı bir defa daha doğru keşfettik mi, buna bakalım. Hazreti Muhammed doğru anlattı. Hiç hatasız anlattı ve uyguladı. Eshab-ı Güz'ün de bunu iyi uyguladı. Müştehitlerimiz, ehli sünnet alimleri de iyi anladı. Ama anlattıkları kimseler doğru anladı mı? Ve anlamak için bir çaba sarf etti mi? Tabi çaba sarf edenler var. Bu yol sapasağlam, ehli sünnet yolunda giden bir dünyada sapasağlam bir grup var. Ama ehli bid'at yollarına sapmış, cehaletini İslam diye göstermeye kalkmış, serseriler ordusu da var. Bunlara dikkat edelim. İslam'ı İslam'dan öğrenirsek, hayat veren nurun derslerinde başarılı oluruz. Tenzilun min Rabbil alemin. Yüce Kur'an, alemlerin Rabbisi Allah'tan indirilmiş bir kitaptır. Son kitap olduğu için geçmişin şahitliği Kur'an'dadır. Geleceğin delilleri Kur'an-ı Kerim'dedir. Bugün Kur'an'ın tasdikinden geçmeyen hiçbir şey geçerli değildir. Kur'an'ın, sünnetin yani Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ve Kur'an-ı Kerim'in tasdikinden geçecektir. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'le geçmişi yenilemiştir. Geçmişin şahitliğini de Kur'an-ı Kerim'e delillerle, ayetlerle ne yapmıştır? Ortaya koymuştur. Bunun için bütün peygamberleri bir bütün, bir zincirin halkası olarak, bütün ilahi kitapları o peygamberlerin o zincirdeki halkanın, işte o peygamberin elindeki kitaplar olarak, bu zincirin en başındaki başlangıç zinciri Adem aleyhisselam. Ondan sonra bu zincire öbür peygamberler, en son, en büyük zincirin halkası nedir? Evrensel peygamber Hazreti Muhammed'dir. En büyük kitap da Kur'an-ı Kerim'dir. Bu zinciri koparmaya kimsenin gücü yetmez, koparamaz. Ancak kendisi kopmuştur o zincirden. Kim? Peygamberlerin arasında ayrım yapanlar, Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeyenler, efendim Muhammed'in peygamberliğini kabul etmeyen, İsa'ya efendim iftira edenler, Musa'ya iftira edenler,
Gerçek ilahi kitapların yerine kendi yazdığı bozduklarını onun yerine koyanlar, bununla peygamber iftira eden, Allah'a iftira eden, kendini bozan insanlardır. Kendilerini koparmışlardır hakkın zincirinden. Oradan kopan doğru cehenneme düşer. Oraya sıkı sarıl. Sen kimi kimden koparıyorsun? Peygamberler zinciri Allahu Teala'nın ortaya koyduğu hakikatin bizzat kendisidir. Bunu koparmaya kimsenin gücü yetmez. Yalnız İslam'da, dinde bir şey vardır. Kendi hevana göre hareket edemezsin. Allah'tan gelenleri doğru anlamaya çalışacağız. Hepimizin görevi bu. Doğru anlamak, doğru anlatmaktır. Bütün peygamberler bizimdir, amentümüzün içindedir. Bütün ilahi kitaplar bizimdir, amentümüzün içindedir. Ancak Kur'an-ı Kerim ne yapar? Geçmişin şahitliğini yaparak himayesinde tutar. Geçmişte ne doğruydu? Kur'an-ı Kerim bunu korumasını almış. Ne yanlıştı? Kimler ne yaptı? Kur'an-ı Kerim bunları kendi bünyesinde ne yapıyor? Dünyayı uyarıyor. Geçmişte şu doğruydu, şöyle yanlış yaptılar diye Kur'an-ı Kerim geçmişi hem himayesinde koruyor hem de yanlışları haber veriyor. Doğruları da himaye ediyor. Onun için Kur'an-ı Kerim mümin, müheymin, musaddıktır. Geçmişin doğrularını tasdik eder ve doğruları himaye eder, korur bünyesinde. İsa'yı sen koruyamazsın. Kur'an-ı Kerim İsa Aleyhisselam'ı sende neyi koruyor? Musa'yı sende neyi koruyor? Gerçek Tevrat'ı ve İncil'i Kur'an-ı Kerim sende neyi koruyor? İyi biliyor. Niye? Kur'an-ı Kerim Allah'ın ilmi. Senin benim ilmim değil. Allah'ın ilmi. Her şeyin doğrusunu öğrenmek istiyorsan, şu şahısları dinlemekten kendini biraz uzak tut, Kur'an'ı, Allah'ı dinle. Peygamberi dinle, Kur'an-ı Kerim'i iyi anla, iyi keşfet. Ondan sonra gerçekleri iyice anlayınca kimi dinlersen dinle, o zaman yol serbest. Ama önce işi kendini garantiye al. Sağlam temeller üzerinde yapılmayan binalar hep uçmuştur. Binada içindekiler de helak olmuştur. Sağlam bina İslam'ın kendi binasıdır. Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Kur'an-ı Kerim'in bir ucu Allah'ın elinde, bir ucu bize uzatılmıştır. Sıkı sarıl. Ahkaf suresinin 8. ayetinde bakın, Peygamber Efendimiz kendiliğinden hiçbir şey yapmamış, yapamaz. Hiçbir şey uydurmamış, uyduramaz. Şayet diyor, bak ne diyor Cenab-ı Hak peygamberine, şöyle de diyor. Uydurmuşsam beni Allah'tan kimse kurtaramaz. Peygamber kitaba azıcık zerre kadar bir şey katsa veya eksilse Allah'tan onu kim kurtarabilir? Kimse kurtaramaz. İşte Kur'an-ı Kerim bakın bir peygambere dahi ne diyor? Eğer sen bu Kur'an-ı Kerim'i istediğin gibi bozmaya, ilave etmeye, eksiltmeye kalksaydın, dosdoğru onu anlatmasaydın, senin kalp damarlarını koparırdık diyor. Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim'e Hazreti Muhammed iyi sarıldığı, iyi bağlandığı, iyi tebliğ ettiği için bakın,
dünyada bütün tağuti güçlere karşı, batıla karşı hakkı egemen kılmıştır Cenab-ı Hak. 14 asır dünyaya hak ve hakikati tebliğ etmiştir. İnsanlığa her doğruyu İslam öğretmiştir 14 asır içinde. Bilimsel çalışmalar ondan sonra başlamıştır. Eğer İslam'a karşı konmasaydı, dünyadaki şer güçler birleşip de İslam'ı yok etmeye çalışan şer güçler bunu yapmasalardı, bu dünya şimdiye kadar cennet gibi olurdu. Müslümanlar da görevini iyi yapanlar hariç, diğerleri de iyi yapsalardı daha güzel olurdu. Müslüman görevini yapmazsa bu İslam'ın suçu değil, görevini yapmayanların suçudur. Bugünkü şu asırda yerde sürünen birisi varsa bu Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamadığından, anlatmadığındandır, yaşamadığındandır. Kalbiyle Kur'an'a sarılmadığındandır. Bütün sürünmenin aslında bu vardır. İzzetler zillete niye dönüştü? Başkalarını taklit, batılı taklite başladı. Hakkı bıraktı. Hakikati bıraktı. Allah'ı peygamberi bıraktı. Kur'an-ı Kerim'i bıraktı. Birilerini taklite başladı. Tamam, sürünürsün. Kimi taklit ediyorsan onun uşağı oldun işte. Şimdi sürünüyorsun. Allah seni ve bütün insanlığı da İslam ile kurtarmaya geldi. İslam evrensel barış ve kardeşlik. Bilim, ilmi irfanın ta kendisi. Benim dediklerimden çok yüce, yüce İslam. Yunus suresinin 38. ayetinde de Cenab-ı Hak dünyaya bak meydan okuyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim 14 asırdan beri dünyaya meydan okudu. Ebediyata kadar meydan okuyacaktır. Ne diyor? Benzer bir sure getirin. Kur'an'ın benzeri bir sureyi getirin. Fe illem tef'alû ve len tef'alû. Yapamadınız, ebedi yapamayacaksınız. Getiremediniz, ebedi getiremeyeceksiniz. Kim diyor bunu? Yüce Allah söylüyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Celle Celaluhu. Kıymetli dostlarımız, Batı filozoflarından bakın, 200'den fazla yüce İslam devlet kurmuş dünyada. 200'den fazla. Bunu Batı filozofları biliyor, itiraf da ediyorlar. Ve cihanda büyük bir uyanmanın İslam ile başladığını da biliyorlar. İnkılaplar meydana geldiğini de biliyorlar. Ve bunları itiraftan da bakın kendilerini alıkoyamadıkları halde bakın ne diyorlar biliyor musunuz? Bakın Georgi Yezdan bir kendi tarihinde şöyle diyor. Bak kendi nasıl aldanmış. Batılı bu gerçekleri görmüş. Batı filozoflarının çoğu bu gerçeği görmüş ama peşinden kendilerini aldatmışlar. Georgi Yezdan da bunlardan biri. Bakın ne diyor. Muhammed kimseyi aldatmadı. İnancı tertemizdir Muhammed'in. Muhammed inancında tamamen temizdir ama bakın kendi aldanmıştır diyor. Muhammed'e kimseyi Muhammed aldatmadı ama kendi aldandı diyor. Şimdi burada Muhammed'e aldandı diyen zihniyetin kendisi ne kadar aldandığını farkında mısınız? Muhammed'in aldanma şansı bir defa yok. Neden? Peygamberler masumdur.
peygamberi ilahlaştıran zihniyet. Bakın, bir türlü peygamberlik müessesesini kabullenemiyor, kabul edemiyor. Bu deizmdir işte. İşte deistler peygamberi dinlemez. Kitabı getirdiği Allah'tan gelen kitabı, Kur'an'ı dinlemez. Ya kul birisinin ilah olmasına çalışır. İlla kulun bir ilah olacak. İşte kıymetli dostlarım, kişi ya ateist ya deisttir. Bunların hiçbiri kişiyi kurtarmaz. Teistler de var. Dahaları da var. Naturistler var, animistler var, var da var. Bunların hiçbirisi kişiyi kurtarmaz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Tevhid. İşte vücudu bari tevhid-i ilahi ve Allah'ın ortaya koyduğu kanunlar İslam'ın kendisidir. Bunları bütünüyle tasdik etmeyenin kimse, sahte Müslümanlar da dahil, kimse kurtulamaz. İman iman olacak ki cennetin diploması nedir? Cennete girmenin için bir diploma lazım. Dünya imtihanını kazanınca bir diploma. Nedir o? İman ve ameli salihtir. Asgari de bu. Bunun içeriği İslam'ın tamamı. İçini doldurmadan tevhid okuyanlar var. Tevhidi ortadan bölenler var. Deistleri de cennete dolduranlar var. O senin yanlış inancın. Kur'an-ı Kerim'i icanla, İslam'ı, ehli sünnet ve cemaati iyi anlarsan, doğru İslam anlayışı ki Hazreti Muhammed'in ortaya koyduğu İslam anlayışıdır ki doğru olan Allah ona doğruyu anlatmıştır. O da doğru olanı uygulamıştır ve insanlara tebliğ etmiştir. Onun için doğruları öğrenmeye çalışalım hep beraber. Deistler dinlemeyen, düşünmeyenler, çevreci, bakın bunlar sadece çevrelerine bakarlar. Ve gerçeği bir türlü bulamamışlardır. Çünkü bunlarda fitnecilik vardır, fesatçılık vardır. Bunlar ihtilalcidirler. Bu yanlışlardan birisi kişinin kalbine perde olduğu zaman gerçeği göremez. İşte Cenab-ı Hak bakın uyarıyor. Araf suresi 179. Ülaike kel en'ami belhüme dallü. Onlar diyor dört ayaklılar gibidirler. O gerçekleri kabul etmeyenler dört ayaklılar gibidirler. Yol bakımından daha da sapıktırlar. İnsan iken daha da aşağı düşmüşler. Tenzili rütbe var ortada. Yani Allahu Teala'nın peygamberi ve ortaya koyduğu bir defa Muhammedi şeriatın hiçbir emri inkar edilemez. Amelde hatan olabilir. İmanda hatayı İslam kabul etmez. Bunu da böyle bil. İman kalbin tasdiki, dilin ikrarıdır. Gerçeklerin tümünü, İslam'ın tümünü kalbin tasdik edecek, dilin ikrar edecek. Kalbin özürlü olması, ruhun özürlü olması bir defa bu nedir? İşte o özür, küfür varsa, şirk varsa, nifak varsa kalp hastalığı işte budur. Nifak hastalığı. Fî gulûbihim merazun. Bunların kalplerinde hastalık var. Küfür girmiş, şirk girmiş, nifak girmiş de orada zulüm varsa, fitne fesat varsa, hakikati inkar varsa ve hakikate karşı şüpheler varsa,
hakikate karşı öfke varsa, kibir gurur varsa o perdedir. Gerçekleri görmez. İşte katamallahu ala kulubihim, Allah onların kalplerini mühürledi. Ve ala sem'ihim, kulaklarını mühürledi. Ve ala efsarihim uşavetün, gözlerine de perdeyi çekti. Gözlerinin üzeri perdeli. Kalp kulak mühürlü. Kim çekti bunları? Kul kazandı, kazancını Allah onun kalbine mühür olarak bastı. Sen onu kazandın. Herkesin kazancının karşılığı var. Herkese çalışmak var. Sen çalışmışsın ama küfrü kazanmış. Öbürü de çalışmış, iman ve ameli salih kazanmış. İşte kazançlar, çalışmalar farklı, karşılığı da farklı. Cennet, bakın, cennet amelleri farklı, cehennem amelleri farklı. Sen cehennem ameli işleyip de cennete girebilir misin? Cennet ameli işleyip de cehenneme girebilir misin? Hayır. Cennet ameli cennete, cehennem ameli cehenneme götürür. Bizden söylemesi. Hedefimizde herkesin kurtulması var. Hiç kimseyi hedefimize biz düşman olarak almadık. Herkesi dost ve Allah'ın kulları olarak aldık. Ama bize dost olmayanlar var, o başka. İslam herkesin dostu. Müslüman herkesin dostudur. Ama Müslümana dost olmayanları Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de hatırlatıyor. Bunlar size dost değil diyor. Dost olmayana sen gidip de ayıyla bir çuvala girebilir misin? Allah sana göstermiş. Adamın vaziyeti de belli. Çifte standart değil, kaç türlü sana standart uyguluyor. Kur'an-ı Kerim'i iyi tanı, iyi anla. Bu insanlığın kârine. Eğer sen insanlığın hayrına çalışmak istiyorsan, milli güvenliğin dünyada egemen olmasını, huzurun, güvenin, barışın, adaletin egemen olmasını istiyorsan, Kur'an-ı Kerim seni uyarıyor, uyan, uyan. Kuduz köpeklerle yatağa yatarsan, sen de kudurursun, aklını başına al. Yaratıcının yeni bir yaratması ile imdadına yetişmezse nefis yerle bir olur. Ey aciz, ey gafil olan insanoğlu, Allahu Teala hayatı sürekli yeniliyor. Bir nefes alınca öteki nefese müsaade ediyor. Hayat yenileniyor, ırmaktan suyun aktığı gibi. Sürekli akıyor, hayat sürekli yenileniyor. Eğer yaratıcının yeni bir yaratması ile imdadına yetişmezse nefis yerle bir olur. Yok olursun. Yok olmakla kalmazsın. Yanlış yolda ölünce bunun ebedi pişmanlığını ve azabını çekersin. Allah latiftir. Lütufkar, son derece lütufkardır. Muradına erdirecek olan, el-latif olan Allah'tır. Muradını ermek istiyor musun? Latif olan Allah'ı tanı. Muradını erdiren incelik, letafet, incelik, en ince, en gizli işleri bütün inceliğiyle kolayca bilendir Yüce Allah. Lütfu ihsanda bulunandır. Yerde gökte bütün nimetler onun. Ruh bizdeki ruhun,
kalbin ve ruhun kuvvetleri ne varsa hepsi o verdi. Bak şimdi konuşuyoruz, dinliyoruz. Bunları kim verdi? O verdi. Onu tanıyalım. Bütün göğüslerin hakikatını da bilir. Ruhların bütün sırlarını bilir. Kalplerin sırlarını bilir. Ve hüvel latifül habir. O latiftir, habirdir. Ruh Rabbinin işlerindendir. Gulir ruhu min emri Rabbi. Zelul, zil maslarından boyun eğmek. Zelil, zül maslarından hor ve hakir demektir. Bakın kelimelere dikkat. Zelül, zil maslarından, zelil ise zül maslarından, bak ayrı ayrı anlam taşıyor. Zelül, zil maslarından boyun eğmek, zelil ise zül maslarından hor ve hakir demektir. Kimse izzet varken niye zillete düşüyorsun ki? Zillete düşmek yüce değerlerden mahrum kalmakla başlar. Bu Cenab-ı Hak ne diyor? Bakın hayvanları insanların emrine vermiş Cenab-ı Hak. Yasin 72. ayet. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık diyor. Örnek verelim. Bir deveyi bir çocuk önünden çeker, deve o çocuğun peşine doğru gider. Sırtına yükler vurursun, niye vuruyorsun demez. Kasabın önüne yatırırsın, niye yatırıyorsun demez. Sütünü verir, etini verir, canını verir, kasabın önüne yatar. Yüce nimetleri Allah insanoğluna böyle takdim etmiştir. İnsanoğlu kadar nankör, İnsanoğlu kadar değerli kimse yoktur. En alçağı da insandır. En şereflisi de insandır. Kimdir o en şerefli? Allahu Teala'yı tanıyan, emrine girendir. Bunca nimetleri vereni tanımayan, birilerinin emrinde hareket eden, yaratanı tanımayan, yaratılmışlara kulluk eden, başkalarını Rab edinenler. Kim bunlar? Zillete düşenler işte. Haysiyetini, şerefini kaybetmiş olanlar. Yazık, bunlara Cenab-ı Hak izzet vermek, yükseğe çıkarmak için İslam dini bunlar için de kurtarıcı olarak geldi. Zariyat suresinin 22. ayetinde rızkınız semadadır. Görüyorsunuz her şey Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla, inzal etmesiyle ortaya çıkıyor. Rızkınız semadadır. Bunlardan senin gördüğün yağmurlar yağar. Göremediğin neler var? Her şeyi Allah'ın inzali ve yaratmasıyla ortaya çıkıyor. Demiri bile indirdik diyor. Dikkat et. Sonra nereden nereye indirdiğine bir bak. Şu fezanın içinde. Bütün gezegenlere şöyle bir bak. O galaksilere bir bak. Bunları kim bu düzeni kurdu? Güneş kendiliğinden mi gitti de orada? O bir ateş küresi. Orada hareket ediyor. Kendiliğinden oraya ay, güneş, gezegenler, galaksiler, okyanuslar yeryüzünde bu küre-i arz kendiliğinden olacak şey midir? Yüce Allah vacibil vücuttur. Vücudu bari, tevhid-i ilahi, vacip varlıktır. Lizatihi, bizatihi mevcut. Çünkü
öbürlerinin yaratılmış oldukları ortadadır. Yaratılmış olan bir şey yaratamayacağına göre Allah'ın varlığı mahluktan önce açıkça kendini gösteriyor. Yeryüzüne yayılın, keşfedin. Cenab-ı Hak ne diyor? Yeryüzüne yayılın, keşfedin. Coğrafya ilmini, cihadı, ticareti, kıraat, ziraatı, sanayi gibi her dalda ilerleyin. Kutupları keşfedin. Kazanımlar elde edin. Dinin, faziletin yayılmasına çalışın. İnnehu bi kulli şeyin muhit. O her şeyi kuşatandır. Kim? Yüce Allah. İlmiyle kuşatmıştır. Kudretiyle kuşatmıştır. Rahmetiyle kuşatmıştır. Azabıyla, celaliyetiyle de kuşatmıştır. Herkes kuşatma altındadır. Yeryüzünde gezin de günahkarlar, günahkarların sonu ne oldu görün. Nemil suresi 69, Ankebut 20. İlk baştan nasıl yaratmış bir bakın. Yeryüzünde dolaşın. Öncekilerin akıbetlerini görün. Çoğu müşrik idi, helak oldular. Siz de helak olmayın diye Yüce Allah uyarıyor. Yoldan ezayı kaldırmak bile İslam'da imanın şubelerinden kabul edilmiş. Ve yoldan bir ezayı kaldırana bir kırat sevap verilir. O da Uhud Dağı'ndan büyüktür diyor. Bakın, çevreyi bozmak değil korumak. Şu hadise bakın. İmatatül eza anit tariki. Ne diyor? Yoldan bir ezayı, yani yola zarar veren bir şeyi oradan kaldırmak bir kırat sevaptır. Aynı zamanda imanın şubelerinden bir şubedir. Uhud Dağı'ndan büyük sevap verilir. Yola bir taş düşmüş, aldın. Yola zarar vermesin. Kiken düşmüş, aldın. Ve yolu kirletecek bir şey, onu ortadan temizledin. İşte bunlar birer ezadır. Yollara tükürme, sümkürme, kirletme. Tertemiz tut her tarafı. İçin dışın, evin, barkın, çevren, her taraf tertemiz olsun. İslam temizdir, temizi sever. İşte Buhari'nin, Müslim'in rivayet ettiği bu hadisi şerifte, bakın bir ezayı dahi ortadan kaldırana Cenab-ı Hak mükafat veriyor. Temelinde iman olarak Allah için yapılan her iş böyledir. Asgarisi böyle olursa ekseri kazanacağın sevapları bir düşün. Nerede olursanız olun sizi bir araya toplar, hayırda yarışın. Yüce Allah sizi bir araya getirecek. Öyleyse hayırda yarışın ki o toplanma gününe hazırlık yapın. Allah'ın indirdiği ile hükmedin. Maide suresi 48. Ve enihkum beynehum bima enzelallahu ilahi layet. Leyse kemisli şeyin, onun benzeri hiçbir şey yoktur. Allah'ı iyi tanı. Allah'ın benzeri yok. Şerikin nazırı dengi yok. Yarattıklarına benzemez. İki günde yedi gök yarattı. Yedi gökleri, yedi kat gökleri iki günde yarattı. Ve her göğe görevini vahyetti. Yakın semayı kandillerle donattık
koruduk diyor Cenab-ı Hak. Fussilet suresi 12. ayeti ve 54. ayetine bakıver. Onlar şüphe içindeler. Ela innehu bi kulli şeyin muhit. Dikkat edin. Allah her şeyi kuşatmıştır. İlmiyle kuşatmıştır ve kudretiyle kuşatmıştır. Yeri göğü 6 günde yarattı. Nicelik ve niteliğini nasıl yarattığını kendi biliyor. Biz onun her türlü yaratmaya kadir olduğuna iman ediyoruz. Şeksiz ve şüphesiz. Yerde gökte Allah birdir. Tektir. Mutlak yücelik, yükseklik Allah'ındır. Allah gökte diyenlere de burada cevap veriliyor. Yerde gökte Allah tektir. Şimdi kimisi gökte diyor, işte kimisi şöyle. Allahu Teala'nın göklere de yere de ihtiyacı yok, şanı yüce. Zamandan, mekandan münezzeh. Çünkü Allah ezelde bu ezeli nasıl kuşattıysa ebedi kuşatmış. Gökleri nasıl kuşattıysa yeri kuşatmış. Onun şanı kudreti yüce. Onun için ezelde nasıl birse ebedde bir. Göklerde nasıl birse yerde bir. Allahu Teala'yı münezzeh olarak, sübbuh ve kuddüs olarak tanı. Allah'a mekan tayin etme. Mekanlar yokken o vardı. Mekanları o sonradan yarattı. Zamana da Allah'ın ihtiyacı yoktur. Zaman insanlar için yani ortaya konmuştur. Yerde gökte Allah birdir. En'am suresi 3. ayet. Mutlak yücelik, yükseklik Allah'ındır. Allah gökte diyenlere burada cevap var. Semada da rızkınız vardır ve size vaat edilenler vardır. Uçun, uçaklar yapın, yükselin. Gözlerini yalnız alçaklığa, aşağılığa dikip yüzüstü sürünenler vardır. Böyle olmayın, onları kaldırın. Sürünmekten onları kurtarın. Yaratanın birliğine, hükümlerine iman et. Onun yolu maddi manevi doğru ve geniştir. O yolda edebinle ve adaletle yürü. İlmin başı Kur'an-ı Kerim'in ayetleridir. Tekvini ayetleri, delilleri de incele. En yakın elçiler kulakların bir elçidir. Gözlerin elçidir. Akıl ve vicdanın kalbin bir elçidir. Yakından uzaktan haber getirirler sana. Göz şöyle bakar, bakın neleri görür. Hakkı görür. Kulaklar neleri duyar. Kalbin neleri anlar. Akıl yürütürsün. Bak bunlar sana elçi olarak verilmiş. Haber getiriyorlar. Hakkı sana anlatıyorlar. Hak'tan haber getiriyorlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden sana manayı anlayıp şırıl şırıl kalbine döküp nefsi kuşatıyorlar. Ve kainattan, kevni ayetlerden de haber getiriyorlar. Rabbine güven. Ey insanoğlu, Rabbine güven. Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu. Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbul arşil azim. Allahümme ec'anna mine's sadiqin.
Bizi Allah sadıklardan eylesin. İnandın deyip de inkar edenlerden, kendini yalanlayanlardan eylemesin. Şirkten, küfürden, nifaktan, kötü ahlaktan uzak eylesin. Rabbine güven, sığın, Allah'a teslim ol. Allah'a tevekkül et. Bakın, kuşlar, uçaklar, melekler, hepsi Rahman'ın elinde askerleridir. Dikkat et, göklerde ne varsa, fezada ezeli ebedi ne varsa, bildiğin bilemediğin, gördüğün göremediğin, aklın ulaştığı ulaşamadığı neler varsa, bunlar hepsi Rahman'ın kudret elindedir. Kuşlar, uçaklar, melekler de Allah'ın, Rahman'ın kudret elindedir. Hamd eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Gerçek Allah'a hamd etmek, gerçek iman etmek, gerçek ameli salih işlemek ve Allah'ın emrinde hizmet yarışında olmak. İslam'a hizmet etmek. Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmek. İnsanlığın hayrına çalışmak. İnsanların en efendisi, en hayırlısı kimdir? İnsanlığa faydalı olandır. En büyük fayda da İslam ve Kur'an-ı Kerim olduğuna göre, bakın hizmet yarışında olalım. En hayırlı insan olmaya çalışalım. Kim söylüyor bunu? Hazreti Muhammed söylüyor aleyhissalatü vesselam. İnsanların en hayırlısı, onlara hayırlı olan, hayırlı hizmetlerde bulunanlardır. Unutmayalım, işte kıymetli dostlarımız, sizlere bazı Mülk Suresinden keşif notları verdim. Şimdi de yine Mülk Suresinden sizlere şanlı ayetlerin öz anlamlarıyla dersimizi sürdürelim. Cenab-ı Hak şanlı Kur'an'ı en doğru anlayan, en doğru anlatan, bu hayat veren nurun derslerinden en iyi diplomayı alıp ölümsüz hayatı kazanan kullarından eylesin. Çırpıntımız, gayemiz budur. Benim olsun, başkasının olmasın, ben bileyim başkası ne olursa olsun, bu vicdansızlıktır, bunu yapamaz. Birbirimize faydalı olalım. En büyük nimet, lütuf ilahi, kurtuluş ve kurtarıcı İslam'dır, Kur'an-ı Kerim'dir ve Hazreti Muhammed'in, işte Nuri Muhammed'i olan Şerati Muhammediyedir. Allah'ın ilkeleri Celle Celaluhu. Hüvellezî ceale lekümül arda zelûlen temşû fî menâkibihâ ve külû min rizgî ve ileyhin nüşûr. E emintüm men fissemâye en yahsife bikumül arda feizâ hiye temûr. E emintüm men fissemâye en yursil aleyküm hâsibâ fesettâlemûne keyfe nezîr. Ve lekad kezzebellezîne min qablihim fekeyfe kâne nekîr. وَلَمْ يَرَ مِلَ الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورًا فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
Kul innemel ilmu indallah ve innema ene nezirun mübin. Felemme ra'enhü zülfeten siyet vücuhul lezine keferu. Ve gîle hâzellezî kuntum bihî tetta'ûn. Kul ra'eytü min ehlekeni allahu ve men me'yev rahimena. Femen yücirul kafirine min azabin elim. Kul huve rahmanu amennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ fesete'lemûne men huve fî dalâlin mübîn. Kul ra'aytum min asbaha mâlikum gavran feme ye'tîkum bimâin ne'în. Sadakallâhul azîm. O size yeri boyun boyun eğer kıldı. Yeryüzünü ayağımızın altına döşedi. Yerin, ovaların, dağların, tepelerin omuzlarına basa basa gezip dolaşıyoruz. Ayağımızın altına kim serdi bu küre-i arzı? Yüce Allah. O size yeri boyun eğer kıldı. Haydi onun omuzlarında yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak Allah'adır. Ona döneceğiz. Ondan geldik. Ona gideceğiz. Hesap vereceğiz. Gökte olanın sizi yere batırıvereceğinden, batırıvermeyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır. Uyarıyor Cenab-ı Hak. Gökten batırırım istersen diyor. Yerden batırırım istersen diyor. Gökte olanın sizi yere batırı vermeyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır. Şimdi Allah seni tepeden kuşatmış. Küre-i arzın altından kuşatmış. Sağdan soldan her taraftan Allah seni kuşatmış. Kuşatma altında sen Allah'a isyan ediyorsun. Günah işlemeye, haramlara devam ediyorsun. Düşünsene. Bu yaptıkların bir gün Allah'ın bir tokadını yiyeceğinden çekinmez misin? Korkmaz mısın? Aklını başına al. Yani şımarıklık, isyan sürekli sana mühlet verilmez. Yani birkaç gün sana mühlet verir, belki tövbe eder, istiğfar eder diye. Sen isyanına ısrar ediyorsun, devam ediyorsun. Tamam, tokadı yersin. Allah'ın tokadını yiyen cehennemin dibinde bulur. Bu hale gelme, tövbe istiğfar et de Allah'ın merhametine, mağfiretine, rahmetine sığın. Allah'ın gazabına çarpılma. Yoksa siz gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin misiniz? Tehdidim nasılmış bileceksiniz. Bunların çok örnekleri var. Andolsun onlardan öncekiler de yalanladılar. Ama benim intikamım nasıl oldu? Allah'ı, peygamberi, peygambere gelen şeriatı yalanladılar. Ne oldu? İşte Cenab-ı Hak ne diyor? Benim intikamım nasıl oldu diyor. Şöyle bir geçmişe göz atın ama Kur'an-ı Kerim'le bakın geçmişe diyor. Geçmişi size her türlü başka türlü anlatırlar. Kur'an-ı Kerim sana geçmişi anlatıyorsa geleceği en doğrusu hak olan budur. Kur'an-ı Kerim'den öğren. Sahte ekranlara gözünü yorma. Kur'an-ı Kerim'in ekranına gel. Üstlerinde kanatlarını açıp o kanatlarını açıp yumarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Gökteki uçanları. Gökte neler uçuyor? Kuşlar uçuyor. Bunu insanlar kolay görsün diye bu misali veriyor. Şimdi küre-i arz göklerde uçmuyor mu?
Gezegenler göklerde hareket halinde değil mi? Kur'an-ı Kerim bunlara haber veriyor. Gezegenler, galaksiler kendi yörüngelerinde hareket halinde değiller mi? Hepsi hareket halinde. İşte üstlerinde kanatlarını açıp yumarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Göklerde ne varsa Allah tutuyor. Doğrusu O her şeyi görmektedir, gücü yetmektedir. Rahman olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? Allah'tan sizi kurtaracak, Azrail'in ordularından sizi kurtaracak ordularınız var mı? Olsaydı hiç asker ölmezdi, generaller hiç ölmezdi, paşalar ölmezdi, ağalar ölmezdi, hakimler, savcılar, hükümdarlar ölmezdi, kodamanlar, zenginler ölmezdi. Niye? Her taraflarına ordular koyarlardı. Ama herkes ölüyor. Azrail'in orduları alıp alıp götürüyor. Allah'tan kurtuluş yok. Ne kadar gaflet var, ne kadar cehalet var. Cenab-ı Hak uyarıyor, askerleriniz hani kimlerdir? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Allah size verdiği rızkı kesiverirse, size rızık verecek olabilen kimdir? Hayır. Onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar. Şimdi yüzüstü kapanarak yürüyen mi doğru gidiyor, yoksa dosdoğru yolda yürüyen mi? Bakın, bir taraf sürünüyor da yürüdüğünü zannediyor. İmansız kişi yarın yüzüstü sürünerek cehennemin tam ortasına sürüklenecektir. Hem de yüzüstü. Şimdi yüzüstü kapanarak yürüyen mi doğru gider, yoksa dosdoğru yolda yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve gönüller veren O'dur. Ey ağa, ey paşa, gözümü sana kim verdi? Paşalar mı verdi, doktorlar mı verdi? Kimse vermedi. Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve gönüller veren sadece Yüce Allah'tır, bunları yaratan ve sana veren. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Allah'a şükret. İslam'ı yaşarsan şükretmiş olursun. Gerçek iman ve ameli salihle şükür olur. Yoksa kebabı yiyip elhamdülillah deyip farzları terk etmek, sünnetleri, vacipleri terk etmek, haramlara devam etmek, harama besmele çekmek, buna şükür mü, ihsan mı? Buna şükür değil, ihsan. Hele de küfür, şirk, nifak varsa ebedi hem husrandır, ebediyül ebed helak olmaktır. Hem isyandır, şükür yoktur. Kendini aldatma. Şükür gerçek imanın, ameli salihin olduğu yerde şükür vardır. Şükrün, insanoğlu şükrü eda edemez, gücü yetmez. Ama gücünün yettiği kadar, ki bu İslam'ın teklif edilenin gücün yetmesine teklif edilmiştir. Gücünün yetmediği hiçbir şey İslam'da teklif edilmemiştir. İslam'da ne teklif ettiyse Allah Teala, bunlar bizim gücümüzün yettiği, yeteceği şeyler. Yoksa benim gücüm yeteceği şeye yetmiyor dersen, bu da yalan ve sahtekarlık olur. Bu da başka bir isyandır. Aklını başına al. Kıymetli dostlarımız,
İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Allah size verdiği rızkı kesiverse, size rızık verecek olabilen kimdir? Kimse yok. Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar. Şimdi yüzüstü kapanarak yürüyen mi doğru gider, yoksa dosdoğru yolda yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve gönüller veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Unutmayalım diye tekrarda istikrar vardır. De ki, sizi yerden üreten O'dur ve O'na toplanıp götürüleceksiniz. Doğruysanız bu tehdit ne zaman olacak diyorlar. Hiç merak etmeyin. Vakti saati gelince bir saniye duramaz, mezara iner, oradan fırlar mahşere gelirsiniz. Dünyada helak olacakların vakti saati gelince derhal helak olurlar. Acele etmeyin. Vakti saati var. De ki, ona ait bilgi Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Kıyamet kopacaktır. Üç kıyamete hazır ol. Bir, kendi ölümün. İki, bir asırda kimsenin kalmaması. Üç, bütün alemlerin yıkılıp yeniden yaratılması. Ve mahşere toplanıp büyük mahkemede Allah'a hesap verilmesi. Sonuç, Sırat Köprüsü, cennet ve cehennem. Artık kıyametin diğer safhaları da var. Onu yakın görünce inkar edenlerin yüzleri kötüleşti. De ki, ona ait bilgi Allah'ın yanındadır. Yani kıyameti ne zaman kopacağını Allah bilir. Ne zaman öleceğini kendin bilemezsin. Allah biliyor. Azrail'in elinde listen var. Sevgili Peygamberimize Cenab-ı Hak ne diyor? Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım de diyor. Ve uyardı. Şimdi onu yakın görünce inkar edenlerin yüzleri kötüleşti. Kimisi Azrail'i gördü, öleceğini anladı. Kimisi kıyametin koptuğunu gördü veya illa görecek. İşte diyor, çağırıp durduğunuz şey budur, sizi o inkar ettiğiniz şey kuşatmıştır. Öleceğini hesap etmedin, Azrail geldi aldı götürüyor. Kıyameti hesap etmedin, kıyamet kopuyor ve kesin kopacak. Mezardan kalkmayı hiç kabul etmedin, İsrafil ordularıyla mezardan kalk emrini verdi. Allah'ın emrini yerine getirmek üzere. Mezarından fırladın, yoktan yaratıldığın gibi. Mahşere iki tane görevlinin arasında mahşere getirildin. Allah'a hesap vereceksin. İster inan, ister inanma. Bu bir gerçek hakikat. Ben sana acırım ama esas kendini acıyacak olan sensin. Kendin acı. Kendini, Allah'ı ve kendini seviyorsan öncelikle iman et, Müslüman ol. Allah'a kulluk et. Kula kulluğu bırak. Duydum duymadım deme. De ki, baksanıza, eğer Allah beni ve benimle beraber olanları öldürürse de yahut bize acısa da, kafirleri acı azaptan kim kurtarabilir? Yani kişi peygambere düşman olmuş, alime, Müslümana düşman olmuş. Diyelim ki peygamberi Allah öldürdü.
veyahut da merhamet etti. Peki gavur kurtulacak mı? Hayır. Gavur hiç kurtulamayacak. Peygamber düşmanlığını bırak. Müslüman düşmanlığını da bırak. Kur'an-ı Kerim'i iyice anla, sen de Müslüman ol. Müslümanlar İslam'ı doğru bilmiyorlarsa onlara öğret. Herkes birbirini öğretmeye çalışsın. Bu da insanlığın görevi, Müslümanlığın görevidir. Müslüman olmanın görevidir. Kıymetli dostlarım, de ki o çok merhametlidir. Yüce Allah çok merhametlidir. O Rahman'dır, Rahim'dir. Gaffar gafur el afuvur rauftur. O Halim Kerim'dir. Ona inanmış, ona dayanmışızdır. Bakın inananlar peygamberin şahsında böyle diyorlar. Biz Allah'a inandık, ona sığındık, güvendik, tevekkül ettik. Yakında kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu bileceksiniz. De ki, baksanıza eğer suyunuz çekilse, size kim bir akarsu getirebilir? Kimse. Gökten yağmur indirmese, yerleri buharlaştırsa veya yerin altına çekse suyu, kim bir damla su verebilir ki? Kimsenin gücü yetmez. Ve hayat alt üst olur. İnsanoğlu Rabbisini ve onun nimetlerini İyi görmeli, hakkı tanımalı, hakikati tanımalı. Nimetin sahibine minnettar olmalı ki o Allah Teala'dır. Hak ol ki hüda mertebeni eyleye, Ali tac-i seri alemdir, o kim haki kademdir. Toprak ol ki Allah dereceni yücelsin. Kim ayağın tozu olursa o alemin baş tacıdır. Kibiri bırak, mütevazı ol. Allah'a ve Allah'ın emirlerine kafa tutma, ona teslim ol. Aklın varsa böyle, aklını kaybetmiş de, şer güçlerin eline aklını kaptırmışsan, yazık olur. Çok yazık olur. Kendine yazık etmiş olursun. Niye Allah'ın uçsuz bucaksız rahmeti varken niye azabına çarpılıyorsun ki? Allah'tan iman iste, hidayet iste ve tevfikini iste. İste ve Allah'tan iste. İman et, tevekkül et, teslim ol, tevbe et, iste. Şimdi kıymetli izleyenlerimiz, dersimiz Kalem suresine gelmiş bulunmaktadır. İnşallah Kalem suresiyle dersimiz devam edecektir.